Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden barbaroslar dostlar geliyor. Baş koymuş huzuruna biz. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Rus Commerçant gazetesi, Hazar'da bulunan mayınlar nedeniyle Rusya'nın Kazakistan petrolünü dünyaya nakliyatını durdurduğunu açıklıyor. Burada aslında şunu söyleyelim. Geçen günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yaptığı açıklamalardan sonra bu gelişmenin birden yaşanması tabii ki de tesadüf olamaz. Kazakistan için şu anlık başka alternatifin olmadığını belirten gazeteci Ceyhun Aşirov, Kazakistan ve Türkmenistan'a Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru teklif edilmişti. Ama Rusya'dan çekindikleri için yapılmadı açıklamasını yapıyor. Biz de şunu söyleyelim 2003'te Kazakistan'la Bakü Tiflis Ceyhan enerji nakilatlarına Hazar denizi üzerinden entegre edilecek petrol doğalgaz iletim anlaşması yapılmıştı. Ama o zaman Hazar denizinin ihtilaflı sınırları bu projeyi engelken 2018'deki Hazar anlaşmasıyla Hazar'ın sınırları belirlenmiş oldu. Adeta Tokayev'in Luangs'ı tanımayacağız açıklamasından sonra iki günde Kazakistan'ı mahvettiler yorumu yapılıyor. Ruslar Türk devletlerini öyle sıkıştırıyor ki Tam da Tokayev'in açıklamaları üzerine Hazar Denizi'nde mayınların olduğu belirtiliyor. Rusya'nın açıklaması bu şekilde. Bu da bizi şaşırtmıyor. Olaylara orijinal kaynağından Rus basınından da aktaracağız ama öncelikle Azerbaycanlı tarihçi bu olayları şu şekilde değerlendiriyor. Kazakistan lideri Tokay'a Putin'e birlikte katıldığı programda Tayvan'ı, Abazya'yı, Kosova'yı, Güney Osatlı'yı tanımadıkları gibi Luangs ve Donetsk'i de bağımsız devlet olarak tanımadıklarını söylemişti. Fukuev'in sözlerine Rusya'dan yanıt geldi şeklinde devam ederken Asıl açıklamaya geliyorum Rusya Kazakistan'dan petrol sevkiyatını ay sonuna kadar durdurdu Resmi açıklamaya göre petrol sevkiyatı bölgesinde Hazar denizinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 Mayın tespit edildi Etkisiz hale getirilmesi için petrol akışı durduruldu Fukuev'in çıkışının yankısı mı şeklinde soru yöneltmiş Daha sonrasında Ruslar Kazakistan ne yaptı derseniz Kazakistan'da ülke arazisinde bulunan Rus kömürücüklü 1700 vagonun hareketini durdurduğunu açıklıyor Kazakistan'dan Rusya'ya sert bir cevap verildi olay dostlar Rus medyasında da görüldüğü gibi öncelikle Rusçasını gösterelim komursantta da gösterilmiş durumda burada özellikle no limanından bahsedilmiş aşağılara doğru iniyoruz burada 50 tane mayından bahsedildiğini görmektesiniz Kazakistan makamları sevkiyatlardaki düşüşün ülkenin petrol ihracatını etkilememesini bekliyor ki çok zor gözüküyor. Özellikle bu bölgede mayınların bulunduğu belirtiliyor. 16 Haziran'da bulunduğu aslında tespit edilmiş fakat çalışmalar 20 Haziran'da yani bugün başlayacak. Bumursant'a göre bir sonraki mayın temizleme çalışmasının 20 Haziran'da yapılması planlanıyor. Burada tek tek detaylar aktarılmış. Durumu bilen bir kaynakta bu gazeteye konuşmuş. Yine geçen yıl ve bu yılın başlarında bu bölgede 200 sonar ve 50 manyetik hedefin tespit edildiğini, bazılarının potansiyel olarak patlayıcı olarak tanımlandığını söylüyor. Dediğimiz gibi tam da Tokayev'in açıklamaları üzerine gelmesi bu iddiaları aslında yalanlıyor. Tabii ki tesadüf de olabilir fakat çok düşük bir ihtimal. Rusya Federasyonu hükümetine bağlı Finans Üniversitesi'ndeki uzman Igor Yushkov da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken özellikle gazın pompalanmasının tamamen durdurulmasının Rusya için büyük bir sorun olmayacağını belirtirken Kazakistan petrolünün bir kısmı Baltık limanları veya Bakü Tiflis Ceyhan Borat üzerinden ihracat için Transneft sistem aracılığıyla Türkiye'ye yönlendirilebilecek açıklaması yapılmış. Diğer haberlere bakalım dostlar bu haber bu şekildeydi. Diğer haberimiz Rusya Suriye'den yeni görüntüler yayınlıyor. Teslim olmayı reddeden Suriye'de teröristlere saldırı yapıldı açıklaması yapılmış. DH'lı teröristlere yönelik Rusya'nın saldırısından yeni görüntüler yayınlanıyor. Rus medyası şu açıklamayı yapmış. Sunulan video görüntülerinde Suriye'nin Rakka bölgesi yakınlarında yerleşim bölgelerinin birisinde bulunan teröristlerin pozisyonunu görebilirsiniz cümlesi kullanılmış. Militanlar teslim olmayı reddettikten sonra muhtemelen havadan veya daha büyük olasılıkla Krasnopol füzesiyle vurulmuştur açıklaması yapılıyor. Buradan görüntüyü de dediğimiz gibi görmektesiniz. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Pakistan eski başbakan İmran'dan şu açıklamayı yapıyor. Teşekkürler Pakistan. PTI Başkanı İmran'ın çağrısı üzerine Pakistan halkı pazar gecesi Pakistan'ın birçok şehrinde yasa dışı hükümete ve neden oldukları aşırı enflasyona karşı protesto etmek için sokağa çıktı açıklaması yapılmış. Bu iddialar tamamen ona ait. Yine bunun dışında Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Gustavo Petro kazandı. Seçimin ikinci turunda %99.88 e açılan sandık sonuçlarına göre kendisinin %50.46 ile en çok oy aldığını söyleyelim. Diğer bir aday Rodolfo Hernandez ise 47.28 aldı. Bunun dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa kentlerinde belediyeleri ziyaret ediyor. Prizren ziyareti kapsamında Kosova Demokratik Türk Partisi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damkay ile görüştü. Soydaş Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Çavuşoğlu ayrıca Sultan Murat Kışlası'nda konuştu ülkedeki NATO barış gücü kapsamında görev yapan Türk temsil heyet başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu daha sonra ülkedeki tek Türk belediyesi olma özelliği taşıyan Mamuşa'da halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ilettiğini söyleyen Çavuşoğlu, Sultan Murat Han'la beraberindeki gazilerin bu beldeyi 633 yıl önce Müslüman Türklere yurt yaptığını da bir kez daha hatırlatıyor. Diğer haberimiz Özbekistan Taşkent'e gidiyoruz. Taşkent'te yüksek askeri eğitim kurumları arasında Vatan Kalkanı 22 isimli askeri vatansever mezuniyet maratonu yapılıyor. Görüntüleri görmektesiniz. Körçek, yüksek, Tan komuta, mühendislik okulu öğrencileri yarışmayı kazanırken mutlak bir zafer elde ettiler açıklaması yapılmış. Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkamıyor. Belçika'nın çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanları iş bırakırken Greve Brüksel Havalimanı güvenlik görevlileri de katılıyor. Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuşlarda yapılamıyor. Yine Anka'nın Kazakistan'a teslim günü geldi. Anka Kazakistan'a teslim edilecek. 3 Anka 2 yer sistemi lojistik destek paketiyle beraber ki teknik dokümantasyon, eğitim ve yedek parça teslim edilecek küresel e-ticaret et devi eBay'ın gitti gidiyoru kapatarak Türkiye faaliyetlerine son vereceği de duyurulmuş oldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde Cerrahi hassasiyet, İskender M komplekslerinin savaş çalışması cümlesi kullanılmış İşgal sırasında İskender M operasyonel taktik füze sistemleri Düşmanın komuta merkezini, iletişim merkezini, hava savunma birimlerini ve silah ve mühimmat depolarını yok eder açıklaması yapılıyor Tabi onları işgal dememiş özel bir askeri operasyon ifadesini kullanmışlar. Yine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pozisyonlarını yok etmek için Batı Askeri Bölgesi Uragan çok namlulu roket atar ekiplerinin çalışmalarına dair yeni görüntüler yayınlanıyor. Açıklama şu şekilde Hava keşifleri sırasında Orlan 10 insansız hava araçlarının ekipleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gizlenmiş pozisyonlarını ortaya çıkardı ve Topçu Komutanlığı'na bilgi iletti. Hedeflerin koordinatlarını aldıktan sonra Batı Askeri Bölgesi'nin 220 mm çok namlu roket atar sistemleri Hurricane'lerde hesaplama yaparak düşmanın belirlenen konumlarını vurdu açıklaması yapılıyor. Evet dostlar hoşçakalın.